Allah şüphesiz göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu o kalplerde olanı bilendir. Andolsun ki insanı biz yarattık, nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Allah sizin dış görünüşünüze bakmaz, fakat kalplerinize ve işlerinize bakar. Kalbin ölüm belirtisi, kaçırılan amellerden üzülmemek, işlenilen günahlardan pişman olmamaktır. İmam Gazali. Tevbeye gel, günahına tevbe et, rahmet seni donatsın. Secdeye gel, Rahman'a secde et, güller kalbini kuşatsın. Kibirden arınmayana ilimde, zikirde zehir olur. Zira şeytan İlimde ve ibadette yaptığı kibiriyle zehirlenmiş ve lanetlenmiştir. Amellerine güvenip büyüklenenden, ben iyiyim diyerek kibirlenenden, günahsızım diyerek sevinenden, tövbe eden günahkar daha hayırlıdır. Çünkü kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Allah kibirlileri sevmez. Ancak tövbe edip günahından dönenler cennetle müjdelenenlerdir. Allah tövbe edenleri sever. Bu sır iledir ki şeytan bazı insanları günahlardan uzaklaştırıp onları ibadet ve zikre daha çok yaklaştırır. Hatta riya ile infak dahi yaptırıp müflislerin kibirlerini arttırır. Rahmet seni donatsa, güller kalbini kuşatsa yetmez mi? Hem madem gözle görünen bu hadsiz inamlar, ihsanlar, lütuflar, keremler, İnayetler, rahmetler, perde-i gayb arkasında bir Zat-ı Rahman-ı Rahim'in bulunduğunu sönmemiş akıllara, ölmemiş kalplere gösterir. Bediüzzaman Said Nursi. Sönmüş akıllar imanla nurlanır, ölmüş kalpler tövbeyle canlanır. İmanı kalbine nüfuz etmeyenler, bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam minbere çıkıp yüksek sesle şöyle nida etti: "Ey diliyle Müslüman olup da kalbine iman nüfuz etmemiş olan münafıklar, Müslümanlara eza vermeyin, onları kınamayın, kusurlarını araştırmayın. Zira kim Müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa, Allah da kendisinin kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurunu araştırırsa, onu evinin içinde insanlardan gizli bile olsa rezil rüsva eder." İbn Ömer bir gün Kabe'ye baktı ve "Şanın ne yüce, hürmetin ne yüce, ancak müminin Allah yanındaki hürmeti senden de yüce" dedi. "Kınamayınız, kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz." "Estağfirullah de, tövbeye gel, günahına tövbe et, rahmet seni donatsın. Rabbena efrih aleyne sabran" demeye devam et. "Sabret, sabret sahip, sabret ki yollarına atılan çalılar senin ayaklarını kanatsın. Hak bülbüle aşkı yaratsın, seni Allah aşkıyla yaşatsın. Sabret saik, sabret ki dikenler ellerine batsın, güller kalbini kuşatsın. Kalbin gülü Muhammed aleyhisselam ile dolsun, bırak aşksız kalpler solsun. Sen hasbi Allah'a devam et, dileyen güle talip olsun, dileyen cehennemine odun atsın. Allah'ım, kalbimdeki gizli veya açık şirk, isyan, kibir, fahr, riya, ucb, gösteriş, evham, vehim, vesvese, korku, endişe, şüphe, sevgisizlik, katı ve kötü kalplilikten, şirke düştüğüm, düşürdüğüm aşk ve sevgilerden, isyana düştüğüm, düşürdüğüm aşk ve sevgilerden, senin adına ve namına olmayan aşk sözlerimden, senin adına ve namına olmayan sevgi sözlerimden, söyletmemem gereken sözlerimden, şirke düştüğüm, düşürdüğüm söz ve yeminlerimden, isyana düştüğüm, düşürdüğüm söz ve yeminlerimden, senin sevginden uzaklaştıran aşk ve sevgilerimizden, senin rızandan mahrum eden kalbi muhabbetlerimizden, senin razı olduğun gibi sevmeme mani tüm sevmeklerden, şirk ve isyana düştüğüm, düşürdüğüm, kalbimde besleyip büyüttüğüm, senin adına ve namına olmayan kin, nefret, husumet, cehalet, şehevat, ihtiras, suizan, suiahlak, garaz, kıskançlık,
hasetlerden ve haddi aştığımız sevgilerden, husumetlerden ve kalbi hastalıklarımızla üzerimize şer kapılarının açılmasına, hayır kapılarının kapanıp şeytanların biz ve kalbimiz üzerinde ruhsatına sebep olup kapı açan söz, fiil ve davranışlarımızdan nefsim, anam, babam, atalarım, eşim, çocuklarım, soylarımızdan ve zürriyetlerimizden ölmüş ve sağlar, şirk ve isyana düşen ve düşmesine sebep olduğumuz tüm insanlar ve cümle Müslüman kardeşlerim adına kalplerdeki sevgiler ve husumetler adedince, aşk, sevgi adına söylenmiş tüm sözler sayısınca, senin sevgine ve rızana talip bir kulun olarak tövbe ettim. Estağfirullah ya Gaffar, estağfirullah ya Vedud, estağfiruka Allahümme, estağfiruka Allahümme, estağfiruka Allahümme. Bunu dilediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. Allah'ım, aklımızı, kalplerimizi senin aşkın, zikrin, fikrin, şükrün ile öyle doldur ki başkalarına sadece senin razı olduğun kadar yer kalsın. Amin.